son zamanlarda bir illet bir hastalık. Bu serena, nösema diyoruz. Arı bağırsaklarında bir sıkıntı, parazit oluyor. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bizim Artvin Arıcılar Birliği'nin çalışan iki elemanımızla beraber arılar kontrol ediyoruz. Burada bir laboratuvarımız var. Kızlarımız arı bağırsaklarına bakıyorlar. Arı bağırsaklarını buradan tespit ediyoruz. Tespite göre arıcılarımıza bir uygulama yapıyoruz. Ama bu işler bizi aşmaya başladı. Arı sönmeler başladı, gözde görünmeler başladı. Şikayet de artmaya başladı. Bununla ilgili Hacettepe Üniversitesi ile bir girişimde bulunduk. Profesör Doktor Asya hocamız bize geliyor. Arıcılarımız bunun bilmesini ister. Biz bir başkasından başka bir şey duyarak arılar veriyoruz. Arı asla dana gibi değildir. Arı beslenmez. Arıya limondur, tuzdur, muzdur. Buna verilmez. Arı balla beslenir. Balla beslenen arı sıhhatlidir. Biz arının bağırsağını başka bir şeyle bozma hakkımız yok. Çünkü arıcılarımız sosyal medyadan gördüğü işleri arılar uyguluyorlar. Bunlar yanlış bir şey. Bir buluşma gerçekleştirdik. Burada siz de şahit oldunuz. Arıcı semineri verdik. Neden? Bu da çok önemliydi. Ben buraya çok sık geliyorum. Hep anlatıyorum, hep buluşuyoruz ama Tropilalepis adını verdiğimiz yeni bir hastalık var. Arılar üzerinde bir akar. Ve şu anda Rusya'da, Azerbaycan'da, Kazakistan'da rapor edildi. Kapımıza kadar geldi. Artvin'i arıcılara tanıttık. Nasıl bunu kovanlarında kontrol edeceklerini öğrettik, gösterdik. Bundan sonrası artık onlar da, yani aslında hiç sevmediğim bir şey, dertlerine bir yeni daha dert eklemiş oldum. Ama insan bilmediği şeyden korkar. Bilgileri de artmış oldu. Bundan sonra iletişim halindeyiz. Tropilalepsi ülkemize sokmayacağız inşallah.